Ben de zaten çocuklarıma sosyal medyada da gördüklerimizi de gösterdim. Onlarla beraber güzelce kitap ve kalem, boya kalem alışverişi yaptık. Koliledik, evdeki oyuncaklarımızı da paylaştık. Oradaki depremzede çocuklarımıza gönderdik. İnşallah onları bir aralarına bir nevze de olsa. Kızınız aynı zamanda bir mektup hazırlamış. Evet, kendi resim çizdi ve üstüne hani okuma yazmayı daha yeni öğrendi. Dileklerini de yazdı. İnşa mektubu bir arkadaşına ulaşır. Kendisi mektup arkadaşı istedi onunla olmayı. Bilgilerimiz var. Bize de ulaşırlarsa her türlü buradayız onlar için. Oyuncaklar senin miydi? Evet. Nereye gönderiyorsun bunları? Depremzede kardeşlerimize. Depremzede kardeşlerine. Üzerinde notlar da var. Kim yazdı bunları? Annem. Anne. Onlara bir kucak dolusu bir öpücük, bir sevgi gönderir misin? Hadi buraya bir öpücük gönder. Şöyle kocaman. He. Böyle elinle gönder hadi. Böyle. Tamam. Hı. 99 depremini eşim yaşamış ve yani bunun hemen hemen aynısı bir ayıcık. Ben şimdi onu içeriden ayırıp götürmek istediğimde onu 99 depreminde bize verdiler. Çok duygusal anlar yaşadı. Dolayısıyla biz de aynı şekilde başka bir hediyeyi, çocuğumuzun başka bir oyuncağını deprem bölgesine gönderelim dedi. Bu şekilde de bir not bıraktık üzerine. Küçük kızımız getirdi, oyuncak bölümüne teslim etti. Eşiniz mi yazdı notu? Evet, eşim yazdı. Dolayısıyla 99 depreminde yaşadığında o zaman küçük olduğu için o oyuncağın çok büyük anıları var, onu hala saklıyorum dedi. Umarım bu oyuncağı da oradaki o çocuklara bir umut olur, bir sevinç olur. Onlar da uzun süre saklarlar diye, bir anı olur diye böyle düşündük yani.